Selamlar herkese gençler. Biliyorsunuz Evelyn güncelleme aldı ve bu güncelleme içerisinde özellikle yeteneklerinden biri çok ilgimi çekti. Ana şampiyonum Ahri benim ve burada bir ikinci bir öpücüğe sahip olan, yani bir charm'a sahip olan şampiyon daha edinmiş olduk. Bu da W yeteneği. Şimdi genel olarak bir yeteneklerini hemen inceleyip yorumu belirteyim kısaca. Pasif iblis gölge. Evelyn birkaç saniye çatışma dışında kaldığında iblis gölgeye bürünür. Ama şöyle bir şey var. İblis gölge 6. seviyeden sonra çalışıyor. Yani siz artık Evelyn'le 6. seviyeye kadar görünmez değilsiniz. Bu ne demek? 6 level'a kadar olan gankler biraz daha zorlaşıyor. Biraz daha Evelyn'in orman oynadığı oyunlarda karşı takım rahat bir nefes alıyor. En azından ilk 6 seviyede. Güzel olmuş. Bence böylesi daha mantıklı. Çünkü ilk seviyeden görünmezlik biraz op bir mekanik bana kalırsa. Her oyun için geçerli bu. Dolayısıyla bunu beğendim diyebilirim kesinlikle. Q'ya geçelim. Nefret dikeni bu bir yetenek atışı gerektiriyor. İlk yeteneği tutturduktan sonra yeteneği tutturduğunuz kişiye vurduğunuz her yetenek ya da düz fiziksel saldırı 3 defaya kadar hasar veriyor. Ve arkadaki birimleri de deşebiliyor farkındaysanız. Burada en büyük birime tutturdu ve vurmaya başladı ve arkadaki birimler de bu hasardan etkileniyor. Yine temiz, kolay anlaşılır bir mekanik. W'ye geçelim. Şimdi olayı şu, Evelyn hedef şampiyon veya canavarı kısa süreliğine lanetler. Yani tıkla uygula yeteneği, yetenek atışı gerektirmiyor. Ama iki tane seçeneğiniz var. Ya hasar vereceksiniz ve bu hasarla birlikte W yeteneğinde harcadığınız manayı geri kazanıp karşıyı yavaşlatacaksınız. Ya da 2 saniye sabredeceksiniz ve hedefi ayartacaksınız. Bildiğiniz Ahri'nin öpücüğü gibi hedef size doğru gelmeye başlayacak yavaş bir şekilde. Ve burası önemli, yürek yakan kullanmak iblis gölgenin kamuflaj etkisini bozmaz. Yani görünmezliğiniz aslında bozulmuyor. Ve bir şey daha var, siz bu öpücüğü 2 saniye bekletir ve şampiyonu ayartırsanız şampiyonun büyü direnci de düşüyor. Dolayısıyla takımınızda AP şampiyonlar varsa ve siz bu yeteneği uyguladıktan sonra 2 saniye beklerseniz takımınızdaki AP şampiyonlarının hedef şampiyona verdiği hasar artacak. Güzel bir mekanik yine. İzleyelim. Gördüğünüz gibi yetenek atışı değil, doğrudan tıklayıp uyguladı. Ve hasar verdiği an mana bedelini tekrar geri kazandı ve bununla birlikte düşman da yavaşladı. Bu ilk senaryo. Bunun ikincisinde de yine işaretledi gördüğünüz gibi. Tekrar ediyorum, yetenek atışı değil, tıkladı, uyguladı ve bekledi, 2 saniye bekledi. 2 saniye bittikten sonra gördüğünüz gibi Ahri kendi yeteneğiyle gafil avlandı şu an. Niye Ahri üzerine gösteriyorsunuz ya? Ayıp bir şey. Ahri'nin öpücüğü daha iyi bence, lütfen. Ahri main olarak tarafsız davranamıyorum. Neyse, yine güzel ve anlaşılır bir mekanik kesinlikle. E yeteneği biraz zorlama gibi geldi bana. Hani çok bir esprisi yok. Evelyn kırbaçlarıyla bir rakibi deşerek isabet etkileri uygular ve hedefin azami canının belirli bir yüzdesi kadar hasar verir diyor. Ve Evelyn kısa süreliğine hız artışı elde eder. Bu iblis gölge olmadan, yani pasifi çalışmadan, yani görünmez olmadan önceki hali. Eğer görünmezse de Evelyn kendini hedefine doğru çekip onu deşer. Ardından hedefe ve yakındaki tüm rakiplere kırbaçın etkilerini uygular diyor. Dediğim gibi yani çok rahat anlaşılır bir mekanik. Biraz yetenek olsun diye yetenek gibi geldi bana açıkçası. Yani çok bir esprisi bana göre yok bu yeteneğin. Ve ultisi. Güzel bir yetenek. Biraz zayah tarzı. Evelyn şeytani enerjisini serbest bırakarak hedef alınamaz hale gelir ve önündeki rakipleri kırıp geçirir. Ardından gerideki bir noktada yeniden belirir. Bu yetenek can az olan rakiplere ilave hasar verir. Şimdi bakalım bir. Yeteneği uyguladım, hasarımı verdim ve geride doğuyorum. Şimdi bu yeteneğin güzel tarafları da var. Bence olumsuz tarafları da var. Şöyle ki. Canınız azdır, yeteneği uyguladınız ve çıktınız savaştan. Ama bu yetenekle sonuçta bir mesafe açmış oluyorsunuz. Belki de siz o mesafeyi açmak istemiyorsunuz. Bu biraz tuhaf bir mekanik gibi geldi bana. Hakikaten epey de bir menzil var. Savaştan çıkmak için iyi ama savaşın ortasında atıp savaşın dışında da bulabilirsiniz kendinizi. Bu konuda ortadayım. Oynanış videosuyla çok daha anlaşılır olur gibi geliyor bana. Evelyn oynarken burada ipuçları var. Ayartma etkisi devreye girdiğinde az önce söyledim. Eğer takım arkadaşlarınız da AP şampiyonları, yani ya da büyü hasar veren şampiyonlar varsa onlar da yeteneklerini eğer spamlerse çok daha yüksek hasar bırakırsınız düşmana. Eğer charm'la ayarttıysanız tabii ki. Ve kamp temizlerken, bu da yine önemli bir ipucu bence. Q'yu en büyük canlı canavara ya da en zor ölen canavara bırakırsanız o wave'i temizlemeniz çok daha kolay olur diyor burada.
Severus Snape'e benzemiyor mu sizce de şu kısım ya? Ona benzettim adamı, neyse. Yani benim fikrim bu şekilde. Ben Evelyn dediğim gibi çok ilgimi çeken, çok oynadığım bir şampiyon değildi. Ama şu öpücük ayartma yeteneği ilgi çekici ve dikkatimi çeken bir şey var. Saçmalamamışlar güncellerken. Bunu çok yapıyorlar son dönemde. Mesela en son güncelleme Urgot'a geldi ve bence çok saçma mekanikleri var. Daha doğrusu mekanik zehirlenmesi yaşıyor şampiyon. Her yeteneğinde bir böyle farklı ince bir detay var falan. Ben o kadar sevmiyorum. Birazcık şampiyonu basit tutmakta da yarar var, abartmamakta yarar var. Evelyn mekanikleri daha güzel hale getirilmiş ama bu konuda, mekanik konusunda abartılmamış gibi görünüyor benim için. E yeteneği haricinde hepsini çok beğendim diyebilirim. Siz neye karar verdiniz? Sizce eski haline göre daha mı iyi, ne alemde? Belirtirseniz sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi, değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.